Yarabbim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Rab, İşaret edeceğiz 18 ve 28. sayfadan okuyacağım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rab. Rab. Yani her bir cüzü bir alem mesabesinde bulunan şu alemin her şeyi, her bir şeyi her şeyle alakadar etmiş. Bunu dinler demiyor. Kuantum fiziğinin temellerinden bir tanesi de budur. Nedir o? Kuantum fiziğine göre her bir şey, her şeyle alakadar. Kuantum fiziğinde, yani fizik altında bir şey söylemek için söylüyorum. Fizik altı, yani kuantum alt fizik. Orada bir şey büyük, küçük, yakın, uzak, güzel, çirkin yoktur. Hepsi enerjidir. Enerji paketidir. Ve gene onlar söylüyor, bu mevcudat, şu fizik alemi surettir. Asıl değildir. Onun dışa vuruşudur. Zaten dinde öyle diyordu. Ahiretin tenteneli bir perdesidir der Risalet'e, değil mi? Bu dünya, alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerinde tenteneli bir perdedir. Bu alem, kuantum fiziği, yani şu metafizik alemi, alt fizik, bizim enfus alemimizi temsil gibi. Fizik alemi ise bizim zahirimize bakıyor. Ya orada ne diyor? Her bir nokta, her bir şey, her şeyle alakadar, her şey. Uzak yakın yok. Şimdi, peki bu alem nedir? Onların ifadesine göre o metafiziğin, yani gaybın dışa vuruş suretidir. Asıl değil yani. Onlar da öyle diyor. Ki doğru mu? Doğru. Burası asıl değil. Dinler öyle demiş ya, aldanmayın diye. Bu dünya suretten ibarettir. Allah Resulü'nün tabiriyle seyahat ederken yorulduğunuz zaman, efendim, bir saat dinlenmek için ağacın altına geçtiğin zaman dinlenmek için bir saat dinlenme yeridir. Bir saat demiş. Niye söyledim? Bizim iddiamız böyle değil yani. Bu dünya böyle bir yer. İnsanı tatmin etmiyor, memnun etmiyor. Edemez de. Böyle bir dünya yok. Yani aradığın bir dünya, dünyada yok. Yani uçacaksın böyle. Her isteğin olacak, istidat ve kabiliyetlerin istediği bir dünya, öyle bir dünya yok. Neye peki? O zaman muali talep etme, kendine kötülük yapmak sırrınca. Neyi arıyorsun, nerede? Neyi nerede, ne aradığını bil ki, bulamayınca veya bulduğun zaman ona göre rahatsız olma. Neye benziyor? Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak, neyse, fıtratının iktizasını burada aramak da böyle. Böyle bir dünya yok yani, yok. Çünkü burası o arzu ettiğimiz için yaratılmamış. Şu alemi bütün etzası ile terbiye. Terbiye demek yap yapma değil. Maksadına uygun donatmak ve yıldızlar hükmünde olan o cüzlerin zerratını kemal intizamla tahrik eder. Evet, Cenab-ı Hak her şey için bir noktayı kemal tayin etmiştir. Her şey için bir noktayı kemal var bu alemde. Yani miracı var. Her şey ama kendi aslına hamiledir. Ona
ona varmak, onu doğurmak için hareket halinde. Her şey ama. Mesela gübre bitkiye hamile. Bitki hayvanla, hayvan insana doğuruyor yani. Demek ki Cenab-ı Hak her şeye bir noktayı kemal vermiş. Çok önemli ha bu. Ne demek biliyor musunuz abi bir manada? Her şey kendisini oluşturmak, kendini tamamlamak, aslıyla bütünleşmek, kemalini, miracını yapmak için hareket ediyor. Ama her şey. Niye zerrat hareket ediyor? Bunda. Her şey kendisini tamamlamak istiyor. Eksini gidermek istiyor. Peki nereye koşuyor? Kemaline koşuyor. Koşan, biz kemalini görmüyoruz. Ama koşanı görüyoruz. Her şey hareketli. Elektron hareketli. Titreşim yapıyor, dalga yapıyor. Eskide elektron dönermiş. Öyle bir şey olmadığını, dalga olduğunu, titreşim olduğunu söylüyor. Çok ilginç. Ama her şey bir güzel bir şeye doğru koşuyor. Niye koşuyor? Kemaline koşuyor. Demek ki öyle bir yer var. Kemal olmasa koşma olur mu? Olmaz. Bak koşan koştuğu yerin en güzel delilidir. Bir daha koşan koştuğu bir makamın delilidir. Çünkü niye? O yoksa koşmaz. Mesela çocuğa desen ki ne olacaksın? Alim olacağım, pilot olacağım der. Demek öyle bir makam var. Bak çocuk koşuyor. Cenab-ı Hak her şey için bir noktayı kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. İnsanda bir meyil var. Oraya gitmek için. Her şey o noktayı kemale doğru hareket etmek üzere sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Oraya doğru gidiyor. Yani fıtratta böyle bir şey var. Hatta sözler var değil mi? Sözler. İnsanın fıtratında da aynı böyle. Beşerin insanlığın cevheri ruhunda derc edilmiş gayri mahdut istidat ve o istidata mündemiş olan gayri mahsus kabiliyetler var. İnsanın ruhunda derc edilmiş gayri mahdut. Ne demek gayri mahdut? Sınırsız. Sınırsız. Ne varmış? İstidat varmış. Onun içerisine konulmuş gayri mahsur. Gayri mahsur ne olabilir? Sınırlandırılmış mı? Sınır yok, sayılamaz. Kabiliyetler konmuş. Yani konu konulamaz. Kabiliyetler konmuş. O kabiliyetlerin içine meyiller koymuş. Ben okumuyorum, buradan siz özelliği söylüyorum. Meyiller koymuş. Meyillerde emeller koymuş. Ondan sonra emellerin içerisine fikriyatı koymuş. Tasavvurları koymuş. Koymuş demek aynı yere yani. Çekirdeğe ağacı koymuş. Aynı yere yaprağı koymuş. Aynı yere kokuyu koymuş. Aynı yere tadı koymuş. Koymuş da koymuş. Aynı yere insana ne koymuş? Ruhunun cevherinde gayri mahdut adetsiz istidat koymuş. Adetsiz. Hudutsuz da kabiliyet koymuş. Gayri mahsur istidat, o istidadın içerisine gayri mahsur, yani kayıt konulmamış kabiliyetler koymuş, kabiliyetlerin içerisine meyil koymuş, meylin içerisinde emeller koymuş, emellerimiz var yani, isteklerimiz var. Neler var mesela? Hayal ettiğimiz her şey isteğimiz olmuş. O niyetsiz emellerin içerisine de insana ne koymuş? Fikir koymuş. Onun içerisine de tasavvurat getirmiş. Yani düşünce getirmiş, koymuş. Onun arkasına da peki ne var yani? Neye koşturuyor? Yani
Koşan bu trene görüyor musunuz? Trenin vagonu. En tepede istidat. Gel arkasındaki vagon kabiliyet. Arkasında emel, fikir, sonra tasavvuratlar koymuş bir yöne doğru gidiyor tren. Ya bir yere gidiyor demek de bu ray, evet ben görmüyorum nereye gideceğimi ama ray bir yere gidiyor, bu da hızlı gidiyor. Demek bir yere doğru gidiyor. Bir yere koşuyor bu tren ya. Aptal değil ya o tren yapan, onun ön tarafı boş, öyle denize uçacak hali yok ya. Gidiyor. İnsanoğlu ne arıyor kardeşim ya? Niçin mutlu değil? Ne derdimiz ne ya? İşte bunu arıyor. Derdimiz ne? Aç mısın? Değilim. Acıkta mısın? Değilim. Bugün de elhamdülillah imansız mıydın? Hayır. Mutlu musun? Değilim. Değilim. E niye değilsin? Mutlu musun? Değilsin. Demek ki bir yerde bir sorun var. Değil mi? Bir yerde bir sorun var yani. Yani onu, o hedefe giderken bir yerde bir hata yapıyoruz. Ne aradığımızı bilmediğimiz için bulduğumuzun da ne olduğunu bilmiyoruz. Neyi, nerede arayacağımızı bilmiyorsak ne, nerede olduğunu da bilemeyeceğiz. Bulsak bile bulduğumuzdan emin olamayacağız. Bulamayacağız yani. Çünkü ne aradığını bilmiyorsun ki. Bak. Mahkumat var mı? Aslan mı? Her şey var burada maşallah. Ya. Bak şimdi. Seyret şimdi. Bak seyret. Ne olur. Kurbanlar. Gençler. Psikoloji terapi dersi. Ha, öyle normal derse gelmediniz. İnsan niye rahatsız? Ne sorarsanız sorun. Çok çeşitli sorun cevabı antika burası. Lubu bulmayan, yani özü, tözü, yani felsefede us derler. Her tabiri kullanıyor. Öz, töz, us, cevher, öz kaynak, soğanın cücüğü. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Sıkıntının bir sebebi. Sen fıtraten lub, özün, özü ararken kışır ile meşgul oluyoruz. Bir sebebimiz bu sıkıntının. İki, hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen, bugün ondan yapacaktım da vazgeçtim aşağıya kadar, Ümraniye'ye gelene kadar, 615 şualarda yapacaktım. İhtina sırat-ı müstakim. Niçin insan rahatsız? İstikameti niçin kaybediyor? Benim biraz böyle ruhiyat, psikoloji ya benim işim. Enfusiyel. Niye rahatsız? Lan her şeyin tamam ya. Niye derdin ne kardeşim senin? Niye istikamette değiliz yani? Ne oluyor? Bak bir daha söylüyorum. Üç tane cümleyi tekerleme yaptım. Neyim, nerede arayacağını bilmiyorsan, neyin nerede olduğunu da bilemeyeceksin. Birisi sana verse bile, bulsan bile, o olduğunu bilemeyeceksin. O olduğunu bilmeyeceksin gene. İlk önce ne arıyoruz? Nerede? Ne arıyoruz? Bak lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati, hakikat yani bu kainatı evirip devirip çeviren bir şey var. Mesela adam... gençler hep misal veririm böyle. Bir aydan beri ağzıma dolamışım. Etkilendim de ondan yani. Bağışlayın belki işiniz yarar. Yung var, yung diye. Tamam, yung. Yalt diye de okunabiliyor. Yani Asyalı olduğu için. Bu şeyin arkadaşıdır çok iyi. Psikiyatrist kurucularından en temelde kim vardı da? Psikolojinin kurucularından? Freud. Ve onu türevli. Bu adam onun en samimi ve en tesirli adamlardan bir tanesi. Şöyle bir kitabın özetini söylüyorum size. Çok mutsuzdum diyor. Çok. Yetim buymuş galiba. Evimizin önünde diyor bir nehir akardı. Kar vardı diyor. Ha? Kar vardı.
Oturur Emre. O diyor, Nehri Hatta isim geldi diyor. Şeyine, buzun altına intihar. Yetim buymuş bilmem ne. Bak şimdi. Arkadaşlar, ruhiye, şey, psikiyatrist, mesela bu tıpta okutulan üniversitede şu anda Freud ve kurucularından olan, yani bunların tezi okutuluyor. Bu adam, Jung, onun bir cümlesini nakledeceğim. Yani vardır sonucunu nakledeceğim. Süreçten bahsetmiyorum. Çok mühim de ondan. Benim için çok önemli bu. İnsanoğlundan da gurur duyuyorum yani. Yani insanoğlu kendi başına nerelere gelmiş ama vay olmayınca iflas ediyor. Sonu çarpı sıfır oluyor. Diyor ki, mutlu olmak için diyor, gayret ettim, okudu, gitti, dinledi, görüştü, ömür vermiş yani adam. Ondan sonra diyor ki, şu kafasının içine tanımlıyor böyle, artı eksi. Ya diyor, ben aşağıdaydım diyor. Görüyor musunuz gençler elimi? Benim aklım aşağıdaydı diyor, kuyuda. İntiharı düşünüyordu. Sonra kitap okudum, deneyler yaptım. Şeyden diyor, psikologlardan değil, şeyler oluyor ya, eski köylerde bilge insanlar, yaşlı yani, geçmişi topan, cem etmiş, çınar ağacı gibi, onu kastediyor. Onlardan aldığım öğretilerle bu dipte olan aklım diyor, şöyle kantar şöyle yaptım diyor. Aklım yukarıya çıktı ve sıkıntıydı bu. Geçtim diyor, tamam, işini bitirdim diyor kafanın. Yönetimini anladım. Anladım ki ilim yaparak, öğrenerek, bunları uygulayarak mutluluğu elde edersin. Ve elde ettim diyor. Sonra diyor, ben diyor hiç kimseyle görüşmediğim halde yalnız yaşıyorum. Bu kafamın içerisinde bir başka bir akıl da var diyor. Bu aklımın düşmanı, bunun peşinde diyor. Bu aklımın peşinde. Kimin aklı ol? İyi dinleyin burayı. Bunu bulamazsınız gençler. Psikiyatri biraz işim ehli olduğum için söylüyor. Bu misal bulamazsınız. Ya diyor, kafamın içerisinde diyor. Bu aklım, benim aklım dediğimi diyor, çıkarttım yukarıya. Sonra bunun bir alternatif aklı var diyor. Bu aklımın. Ya o diyor, kimseden ders almadı. Kimseyi dinlemedim. Bir yerde bulunmadım. Bu diyor, kalktı diyor. Hani benim tabirle. Depoya plastikler var. Su koyarsanız depoya su yükselir ya. Plastik de ne yapar? Yükselir. Öyle bir şey yok diyor. Ben aklımı tamam galip oldum. Zannediyordum. Fakat diyor, bu aklımın karşıtı ve karşılığı çim oda yükseldi diyor. Ama kitap okumadı diyor. Yani bunun zıttı. Geldi benim aklımın diyor ara boşluklarını buldu diyor. Beni böyle devirdi diyor. Şimdi diyorum diyor, aklımın bir başka bir düşman aklı mı var? Bu aklın şerinden, bu aklımı, kendi aklımı nasıl kurtaracağım? Bu kimden ders aldı? Hadi ben eğitim aldım, bilge insanlardan toparladım diyor. Şöyle köylere her tarafa gitmiş, bilge kim vardı, kime denk gelmişse gitmiş hayattan ders almış o bilgelerden. Ben diyor, bunu ömrümü verdim, bunu kuyuda çıkarttım. Bu ne, nereden ders aldı bu, kim diyor. Ama hala bilmiyorum diyor. Aklımla yarışan, aklımı tepelemeye çalışan, onunla çelişen, onu devre dışı yapmak isteyen bu kafamın içerisinde başka bir akıl mı var? Bilmiyorum diyor. Eğer diyor, neticeyi söylüyorum, söylemek istedim bu. Eğer bunu insanoğlu yakalar, bu aklı, bu kim olduğunu tespit ederse, beşer, yani insanoğlu mutluluğu yakalamış olur. Çünkü diyor, bunu ne olduğunu tanırsa insanoğlu, zaaflarını ve güçlü yönlerini tanır ve yönetir. Zira tanımadığınız bir şeyi yönetemezsiniz. Bunu kim olduğunu bilmiyorum. Bu kimdir?
Ataman bu kim olabilir bu adam kafanın içinde? Aklı vere. Bu. Nefis var. İki tane akıl var. Bu benim aklım. Bu yükselip de ders almadığı halde doğasında bu ilim olup ben ne kadar yükseliyorsam otomatik o da yükseliyor. Fazla geçmiyor. Ben ne kadar yükseliyorsam o da yükseliyor. Ben ne kadar yükseliyorsam o da yükseliyor. Ben ne kadar... Bu kim bu? Otomatik yükselen kim bu akıl? Aklımın düşmanı, aklım kadar aklı olan. İyi dinle. Aklım kadar aklı olan kim bu adam? Şeytan değil mi? Şeytan. Bunu şeytan veya melek. Allah'a iman olmayınca, din olmayınca bu tanımlamayı yapamazsınız. Bizim için basit değil mi şeytan diyoruz. Nerede diyor bunu üstad? Hatırlayan var mı bunu? Onun sözünü kendi sözüm zannettim diyor. Nerede geçiyor? İblisin en önemli destesi kendini kendine tabi olanları inkar ettir. Kim bu? Nerede geçer bu? 13. lemada. 13. lemada geçer. Yani şeytanın destesi şu. Bu yükseldi mi? Senin ara boşluklar buldu çünkü mutlak doğru değil. Beşeri ilimlerin ara boşluğu vardır. Mutlak doğru ara boşluğu olmayan vahiydir. Vahisi olmadığına göre ara boşluklar var bu adamın. Tak diye buraya geldi, tepeledi bunu. Kim bu adam? Okumadan okuyan, aklımızı kullanan, aklımızın ara boşluklarını tespit eden, onlara çemre yapan, ha işte bu kafamızda birisi var. Onun işte insanoğlu niçin mutsuz, niçin psikolojisi bozuk, niçin canım sıkıldı, moralim bozuk, artık hayat anlamını yitirdi, artık zevk mi kalmadı, hayat bitti canım. Diyen kim bu? Kendisi midir bu? Bu mudur? Bu değil, bu. Bunun sözünü kendi söz zannetmekten psikolojimiz bozuluyor. Bak 13. lemada diyor ki, o şeytanın en büyük desisesi sana iyi değilim. Onun aleti. Şeytan iyi olur mu psikolojisi? Olmaz. Kötüyüm. Şeytanın en büyük özelliği ne? Yeis. Ümitsizliğe kapılmış. Peki kendi psikolojisini bize sirayet ettirmeyecek mi? Kafadaki çalışma şekli elektronik değil. Kimyasaldır. Dolayısıyla o adamın hissettiğini hissederiz. Ya kafada onun fikirleri yayılıyor. İyi değilim diyor. Tamam da insan da diyor ki ben de iyi değilim. Bu adam, peki bu adamın kendimizden ayıramazsak, onun sözü benim sözüm değil. Ama ne diyor? Onun sözü kendi sözünü zannetmekten iyi değilim. Yok canım hayatın tadı mı var ya? Bırak ya. Değil mi bu? Buyurun cenaze namazına. Mesela bize de geliyor, ben bu adamı tanıyorum, geldi, diyor ki, ya bu akşam derse gitme diyor Nurhani'ye, yağmur var, bir sürü gerekçeler var, şimdi o olmasına değil, dedim ki, adam ya bu, adamı tanıdım, ne haber? Adamı tanırsan horon oynarsın onunla, yesinler onun sıkıntısını. Onun için tespit ettin mi, teşhis edersin, teşhis ettin mi, zaaflarını bilirsin, zaaflarına da binersin ona. Anladın mı? Binersin. İşte o kim o? Şeytan. Ama Young bulamadığı için ondan sonra adam bıraktı artık. Ömrümü verdim diyor. Buraya çıkmıştım, adam geldi buraya. Tepeledi beni diyor. Fakat insanla ulaşımı bıraktı. Bunu bulun diyor. Bu kim bilmiyor. Birisi mutmain oluyor, diğeri hiçbir zaman olmaz. Olmaz. Birisi mesela bir dersten rahatladın değil mi abim? Dersler veya namazla Kur'an. Ondan sonra oh be ne güzel yağmurdu. İniyorsun dolmuşa eve gideceksin. Yarım saat geçmeden hoşuma da gidiyor biliyor musun? Çünkü kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Öyle basit şeylerle uğraşmayız kardeşim biz. Tamam mı? Böyle düşmanımın çetinini de severim abi. Keyif veriyor. Öyle ezberden de konuşmuyor. Hayatım da bu.
keyif veriyor bana. Ha, adam bu. Adam bu. Deyince bu adam. Tanıyorsun. Tanıdınca oh. Adam devre dişi oluyor. Nasıl yapıyorsun sen abi? Dairenin dışına mı atıyorsun? Yok yok. Onun mesela şu. Misal. Onun enerjisini, özelliğini kendime nasıl dönüştürürüm bir örneğini vereyim. Her daim olmuyor da. Ama çoğunlukta oluyor. Küfrana nimet etmem. Şimdi şeytan, nefis, cin, erraha bise, içteki dürtü. Mesela televizyon, aç şunu, aç şunu. İçeride dürtü yok mu? Aç diye yok mu? Aç aç, maç var lan, maç geçiyor ya. Yok mu bir enerji? Oradan açık saçık geçiyor. Bak, bak işte ya, işte nasıl bir şey, bir bakın, fazla bakmaz. Veya YouTube'a girdik, internet sitesine. Ya çıkarsın şimdi ya, gir bir bak, tamam ya. Şimdi fazla. İçimizde bir yap, 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 bak, bak bir dürtü yok mu? Güç yok mu? O şeytandan değil o. O şeytandır. Kendisidir o. Bu koku çaydandır. Ama çaydan değil, bu çay. Tadınca. Anladın mı? Bu, bak, bak, bak diye bir dürtü yok mu, güç? Şimdi çevireceğim bak kendimi. Şeytandan değil o, o şeytandır. Şimdi bak bak dedi, abi. Tam, alacağım sorunu. Tam böyle geliyor, bak bak, kafa indirdin, geçti gitti. Bu var yok olmayacağına göre, o enerji çıktı ya bak diye. Bakmadın, zorladın. O enerji ne olacak bak enerjisi? Bakmadı, bitti. Ne olacak? Geri gider mi o? Gitmez. Bunun adı Kur'an'a göre yübedilullah seyyatim hasena. Seyyat hasenata tebdil oldu. O enerji bakmadın mı? Allah diyor ki benim için mi şey yapmadın? Benim için. Ondan alacağın menus lezzete mukabil ben sana ulvi lezzet vereceğim. O çıkan enerji geri gitmeyecek. Yok da olmayacağına göre gitti de haram, bakmadım da o çıkan enerjinin bizdeki adı kemalattır. Şeytanın enerjisini enerjime çevirdim. Elhamdülillah, Allah bereket versin. Bir ibadet yapmadım ha. Namaz kılmadım yani. Bu kemalat ibadetten evlaymış. Çünkü amelden daha evladır haramın terki. Terki kebair bu asırda usul esas olmuş. Sorunu alayım. Neydi soracaktın? Yani şeytanın mesela vasıflarını böyle tanımak mı? Yani tanımak gerekiyor da yani o mu esas? Ben mesela bazen aklıma geliyor da hani şeytanı böyle şekillendirmek, yani o manada tanımak. Yok yok yok. Şeytanın alameti var. 8 tane, 9 tane alameti var sana. Şunu yapar. Bunlarıyla tanımak gerekiyor. Ha tabii. Yeterli mi? Yok. Adamı ne yapacaksın tipi? Tipi kalsın ya. Zaten böyle sesi bize yetiyor da tipi o, de olsa. O mümkün mü abi normal? Tabii tabii, mesela şu. Ha, sen söyle. Diğeri mümkün mü normal? Mümkün mümkün. O sahabe görüyordu. Görenler de görüyor. Bazen görüyorlar. Ustad Beyazıt Camisi'nde kendisini görmedim ama sesini işittim diyor. Niçin görmediği merak ettim. İstemediği için ustad boyut verememiş. Ustad isteseydi o boyut verebilirdi. Herkese aynı görünür? Yani görünme değil. Herkese farklı böyle dedim ya. Bu seviye var ya şu birinci akıl. O yükseldikçe o da yükseliyor. Mesela bana televizyon aç diyemez. Çünkü evde dersen de televizyon yok. Televizyon onlara der ki aç der. Ondan sonra bana namazı kılma sana da demez. Ama sana şunu der. Ya şu işi bitir de. Doğa vakit doğa yeni ya. Kalitesini düşürmek için uğraşır. Bana ne der? Ya şunlara bir cevap ver ya. Haddini bildir. Ya şunu yapana, bunu diyene, adam o anda nasıl biliyor musun? Onun eni, içimizde bir coşar olur. De, ver azını payını işte, tam işte bu adam. O anda dur. Bunu eğer Edile-i Nuriye, Risale-i Nur'un dört ölçüsüyle veya Edile-i Şeriye, şeriatın ölçüsü var ya, kitap, sünnet, icma, kıyasla. Onunla eğer tanırsan, yani kısacası 13. lemayı okursa, not ala ala, 13. lemayı 3 defa bir bitir bir daha. Ama lütfen, başı okurken sonunu bilmiyorsun. 13. leması bitir, bir daha başa gelin.
13. lemanın. Lemaların başına değil. Sıfır. 13. lemayı not alır. O abi odama bakıyor. Sıfatına bakıyor. Namusuza bak. Böyle diyor. Ondan sonra 3 defa bir bitir. Bir daha gel. Vay ya. Bir günde olur bu. Çıkarttığım notlara bak. Ne yapar biliyor musun bak? Şurada bak ya şey var. Şeytan çok hoş bir şey. Şeytan bize lazım. Şeytansız hayat olur. Kemalat insaniye sebeptir. Makasidi hayli külliye sebeptir. Şeytanın iki tane sıfatı var. Ben ezber demiyorum. Şeytansız hayat olmaz kardeşim. Hayat çekilmez. Tat vermez yani. Hayatın değişik bir sistemine sokuyor yani. Bizi değiştiriyor yani. Standartlıktan çıkarıyor. Melek olmak istemezdim ben. Hayvan da olmak istemem. Ne olmak isterim? Olduğum gibi olmak isterdi. Ki oyum. Herkes neyi bulmuştur? Vallahi bulmadığım bir, aramadım öyle denk geldi. Hayır. Kim ne istemişse bulduğu odur. Senin nefsin, senin iç alemin, senin şu anda olduğun, onlar istiyordu. Bulduğunuz istediklerinizdir. Hey gidi hey. Bak şurada 188'de bu adam. İnsana ne yaptırır biliyor musun? Şunu yaptırır. Batılı hak gösterir. Mali mümkün göz yapar. Gafletten, dalaletten, safsatadan, inattan, mugalatadan, mukabereden, ihfaden, görenek gibi şeylerden istifade eder bu adam. 9 tane madde saydım. Ve 13. lema. İmam-ı Şafii der ki, hep derim diyeceğim de. Bağışlayın ama. İmam-ı Şafii der ki, ümmetin istikamet bulması için Belas suresi gelseydi yeterdi. İmam Hasan diyor ki, İmam Hasan, kusura bakma, o latifeyi yapayım şeytana, der ki, külliyat gelmemiş olsa, 13. lema gelseydi, bu milletin istikameti için yeterdi. Ben ezberden demiyorum. Biraz işim bu benim. Devam edeyim şunu. Lubu bulmayan, özü aslı bulmayan, kışır, kabukla meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen, yani sırat-ı müstakimi nasıl gözükür? Şu, ifrat, tefrit. İfrat, şeytandan, tefrit, nefse emareden, istikamet, sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye nedir? Keşke onu silmeseydim ya. Bugün cumadan sonra hocayla ders yaptık. Emre de oradaydı. Emekliliğe gelmiş de olmuyor. Yani iyi bir nur talebesi. Sünnet-i seniye nedir biliyor musun hocam dedim ders yaptı. Sünnet-i seniye yani ikinci bir yapı. Allah'ın dışında yaratılan sistem var ya fıtrat. Onu insana Allah monta etmiş. Allah kendi dışında 18 alemi, 18 bin alemi insana monta etmiş. O 18 bin alemi insana cem etmiş. Seniye. Cem etmiş. İşte bu 18 bin alem kendisini bir şekilde ifade ediyor bu alemde. Bu alemleri alemimizde istikametine, kıblesine koyma yöntemidir sünnet-i seniye. Sonra sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız. Yani kantar ve terazisi olmayan çok aldanır bir de aldatır. Aldandığı için aldatır. Yani bir elinde metre, bir elinde kantar. Muvazene vezin. Kantar. Muhakeme ölçü. Muhakeme ve muvazene olmayan çok aldanır, çok aldanır. Görüyor musun şu? Küçük ama çok büyük. Zaten cevap da biz aldananlardan olduk diyecekler. Öyle. Ayette diyor, mealen diyor ki biz aldananlardan olduk. Niye bunu yaptın? Hakikaten sen yapmayacaktın. Aldatıldın. Ayette de öyle diyor. Diyecek ki diyor, biz aldananlardan olduk. Biz de diyeceğiz tadın azabı.
Allah da diyecek ki ben demedim ha, o nakle diyor, ben bunları demem ben de. Biz de diyeceğiz ki diyor, tadın azabı. Tamam da, peki ben bunu aramıyordum. Hayır. Neyi buldunsa onu arıyordu. Eğer sen bir şey aradın da bulamadın, öyle bir dünya yok biliyor musunuz? Samimi kim arıyorsa onu bulur. Ben buldum, Allah şahit olsun. Ne arıyordumsa fazlasını da buldum. Öyle tesadüf olmamış hiç. Ben arıyordum. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Sıkılıyor musunuz? Konuyu da değiştirebilirim yani eğer sıkılıyorsanız. Tamam. Böyle bir sessizlik oldu da ondan şey yaptım. Ve o, dur Ömer. Ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiş insanda. O insanın fıtratında bir kemal var orada. O bizim Ümraniye'de kemal değil ha. İnsanın hakikat yumağı. Yani yaratılış hakikati var ya bizim geliş. Geldiğimiz kaynağın adı kemalattır. İnsanın kemalat mertebesidir orası. Ha, oraya doğru koşuyor insan. Yani bir yere doğru koşuyor. Burası kışır. Kuantum fiziğinden girdim. Yani burası surettir. Kışırdır. Lüp değil, asıl değil. İşte o noktaya doğru müteveccihe insan hareket etmek üzere. Sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Ateist onu bilmediği için Allah'a düşmandır. Geçen bir tanesi Amerika'dan bir tane video gönderiyor. Dün akşam işte sen de arabada neydin? Adam niye ateist oldum diyor. Diyor ki Tanrı diyor, tövbe estağfurullah, egoist diyor. Niye egoist gerçesin? Ya diyor bana böyle bir istekleri koydu diyor. O isteklerimi vermiyor diyor ya. Niye beni böyle şey yaptırıyor diyor. Böyle arattırıyor, dua et şey yaptırıyor. Yani ona ait bizim ders var. Kendisine dua ettiren Tanrı diye böyle bir aynı Nur dersinde ders var. Tavsiye ederim girmenizi. Yani bu adam ne diyor? Diyor ki yani fıtratımın iktiza ettiği bir dünyayı 10. sözde de geçiyor, 9. sözde de geçiyor. Niye kafir Allah'ın düşmanı bu? Yani şu, istediğim dünyayı niye bana vermiyor? Madem vermeyecekti niye istek verdi? Oysa senin aradığın burası değil. O fıtratının aradığını burada aradığınca yok. Burası değil çünkü. Filmin ortasında filmin sonucu olur mu? Biz Elestu bi Rabbikum de filmi başladık oynamaya. Sırat Köprüsü'nü geçtikten sonra film bitecek. Ama antika bir film oynuyoruz. Hepimiz içindeyiz. Herkes kendi filminin başrolünü oynuyor. Ama ben sizin filminizde oynuyorum biliyor musunuz? Şu anda hayatınızın içinde değil miyim? Siz ahirette bu manzaralar size gösterilmeyecek mi? Şu manzara görmeyecek misiniz? Sizin hayatınız içinde bu ders var. Ben de varım. Siz de benim hayatımın içinde varsınız. Öyle bir film ki, çok garip bir film. Herkes, kim herkes kendi aleminde filmin başrolü. Ama bana göre siz benim detaylarımsınız. Oynayan artistsiniz. Size göre pergeli kendinize koyun. Ben şeyim, malzemeyi, artiste benim, başrolde sensin. Ne zaman bitiyor bu film? Sırat Köprüsü'nü geçtikten sonra, Darüsselam'a girince. O zamana kadar film tamamlanmayacak. Filmin ortasındayken niye filmin sonucu yok diyor ya. Filmde kavga olacak, şey olacak da heyecan da olacak değil mi? İstidatlar, kabiliyetler. Film bitmedi ki. Edebiyatta öyle değil mi? Giriş, gelişme, sonuç. Sonucu daha girişte arıyor ya. Öyle bir dünya mı var ya? Çekirdeğe kim karpuz parası verecek? Yani çok acayip. Videoyu ben dedim ki ona, dedim kardeşim bunu 1900 Bediüzzaman Hazretleri 1926'da cevap vermiş ya. Bunlar demode olmuş öyle. Kaliteli soru sorulmuyor. Yok aradığım dünyayı niçin yapmış, yapmamış, Tanrı niye arkasına koşturuyor beni? Ama insan onun istadında var zaten. Var. Şimdi öyle söyleyeyim de aklıma bir şey geldi. Vergi dairesine biz uzun uzun dilekçeler yazarız. Kızarlar. Ya yukarıya bunun özünü yaz, göbeğine baktırma, içine baktırma derler. Yukarıda özü dersin kira artışı hakkında diye daha altına bakmazlar. Üstten hemen biter. Onaylarlar biter.
Özünü yukarı yazdılar, altına bir şey, altını okumak istemedikleri için. Özünü isterler. Lüm. Şimdi tek cümle, tek cümle. Evet. Tek cümle. Şey o muhasebeci olduğum için. Evet, evet. Şimdi ben de öyle yani, böyle onu dinledim ha. Şöyle vay be. Tamam, kızmadım da çünkü 1975'te biz de öyle düşünüyorduk. Aynı kaynaktan geliyoruz sonra. Onların o videolarını biz 1975'te bize söylüyorlardı. Belki de bazılarını ben söylüyordum. Onun için bu tür şeylerin cevapları benim ta ruhumdan geliyor. Çünkü onunla ben yaralıydım. Gençler belki çoğunuz doğmamıştınız. 75'te ben ortaokul okuyordum. Ha? Sen 10 yaşındaydın. Ben nerede olacaksın? 10 yaşında. Ya senin çocuğun nerede olacak? Adem nerede Adem? Burada mı? Burada. Adem. Hatırıma geldi. Kaç yaşındasın Adem? 34 abi. 34. 75'te kaçtın abi? Yok lan. Onları söylüyordum. Şimdi onlar zikretmeden soruları söyleyince ben cevaptan ya bu nereden biliyor diyor. Tekrar diyor ki eski yoldaştan diyor. Yani ben ne biliyor musun? Uzatmıyorum. Tatlı kardeşim, yakışıklı kardeşlerim. Seviyorum sizi. Fıtratınızın aradığı burası değil. Tamam, isteğiniz çok doğru. Bir misal veriyorum, geçiyorum buna ait. Şimdi köpek görmediğime inanmam der mi? Demez. Neyle bulun avını? Hayırım, değil mi avcı köpeği? Köpek der mi? Ne yapıyorsun lan bana? Görmedim ben işte, avım yok. Köpek avını kokuyla bulursa, bazı hayvanlar yarasa sesiyle bulursa, bazı hayvanlar avını gözüyle bulursa, bazı hayvanlar dürtüsüyle, hissiyatıyla bulursa, köpek ise burnuyla bulursa, insan sanini, sanatkarını aklıyla, gözüyle, kulağıyla, burnuyla, diliyle, kalbiyle bulamazsa, köpeksi bir sıfatla avını kokuyla buluyor. Ben kokuyla artı aklım, artı kalbim, artı meyil fikirlerimle aslımı bulamasam köpek bile olmam. Köpek buluyor. Görmediğime inanmam diyor mu? Lan ey sahibim, ey avcı. Nerede lan bu? Bul lan diyor. Neyle bulacak? Neyle bulacak avını? Kokuyla. Bizim avımızı, aradığımızı niye kokuyla aklımızda, kalbimizde bulamıyoruz ki? O yüzden zaten meşhum bir alet oluyor ya, öteki tarafta kötü bir alet oluyor, kullanamadım. Ya, köpek bile sırf kokuyla buluyor. Ben kokunun yanına akıl da koymuş, kat da koymuş, his koymuş, emel koymuş, tecrübe koymuş, bilge insanlar koymuş, rehber koymuş, yetmiyor, peygamber koymuş. Ali bana etmez. Herkes kafir dalim olabilir. Peygamberin üstünlüğü ilim değildir. İlim de var ama ilim değildir mutlak. Çünkü Ebu Cehil de ilimdi. Yani 7 tane alimlerin içindeydi. Peygamberlerin peygamber yapan en büyük sıfatı nedir? Vahiy. O sana göre vahiy. Kafir karşısında peygamberin peygamber yapan en büyük sıfatı nedir? Hayır. Ne? Emin olmasın. Akıl mı? Hayır. Yok. Peygamberi kafirin karşısında ilim olsa Ebu Cehil, Ebu Cehil'in adı Ebu Cehil değil ki. Sıfatıdır. Cahillerin babası demek. Ömer-i Rişam'dır. Hatta bu Ömer bizim Ömer. Yani 7 tane muallakat-ı sebanın bir tane yazarı bu. O alim ki dev alim. İlim. Karun cahil miydi? İlmiyle dalalete giden var. İnemâ tütüyü alâ ilmin. Peygamberi kafirlere karşı üstünlük kılan sıfatı nedir? En önemli sıfatı. Ondan da üstünlük sıfatı yok. Evet. Yani öyle bir şey olacak ki diğerlerinde olmayacak. İlim peygamberde var mı? Kafirde de var. Sabır bunda var mı? Onda da var. Cömertlik bunda var mı? Evet, kalitesi yüksek tabii ama
Onda da var. Merhamet ötekinde de var. Hayvanda da var. İman. Değil. Allah'ın elçisi diyor ya abi. Tamam ama yani kafire karşı öyle bir sıfat verin ki kimse de olmasın onun peygamber olduğuna mecbur diyesin. Kaybı bilmesi mi? Değil. Demin günahsız olmasın. O kafir öyle kabul etmez. Kafir mecbur olacak. Öyle bir sıfat verir buna. Muhammedül Emin. Muhammedül Emin güvenilir. Ben de güvenileyim diyor. Kaybı olan iman mı abi? Yok. Ne özel bir şey yapması lazım. Mucize. Kimse yapamasın. He? Mucize. Mucize abim. İlim kanunda da var. Ebu Cehil'de de ilim var. Mucize kardeşim. Mucize bizde de var demedi ki kimse. Parmağına su akıyor. Var mı kimsede? Ayı ikiye bölmüş. Var mı? Ölüyü diriltiyor. Mucize. Ya diyor gene o ateist bizim eski yoldaşlar. Diyor ki ya diyor peygamber bende ne farkı var diyor. Ya acayip bir şey ya. Yani fesva. Hiç mucizesi duymadın. Ama ne demiş? Onlar mucize demiyor. Evet ama inkar etmiyor. Eski kafirler kaliteli kafirdi. Tamam mı? Kaliteli kafirdi. Namert değillerdi. Vallahi peygamberimiz arkasına gelmiş, kılıncı vurmamış adam. Gelmiş puşlukla, kardeşle geldi. Sonra dönsün diyor. Çünkü o erkeklikten sayılmıyormuş o zaman, arkada vurduğu zaman. Dönüyor. Ya Muhammed diyor, dönüyor. Kılıncı görüyor, mektup atıyor. Şimdi seni benim elimde kim kurtaracak diyor. Yüze vurması gerekiyor ön taraftan. Allah der diyor. Tamam. Şimdi adam o kafirle ne demiş biliyor musun? Mert kafir. Diyor ki evet böyle bir şey oldu ama sihirdi. Ebu Talib'in yetimin sihri diyor semaya kadar gitti diyor. Yani olmadı demiyor dikkat edin. Oldu ama sihirdir. Kim dedi bunu iç çıkartan sihirdir diye? Bileniniz var mı? Bir küçük kitap hediyem var. Büyük kitap hediye demem. Gücüm yetmez. İlk bunu sihir deyin gidin. Abi ilk onu şeyin babası söylüyor galiba. Kimin babası? Tamam babası evet. Evet. Seyfullah. Ha tamam Seyfullah. Tamam. Ha. Kim o babası? İsmi şimdi... Kur'an'da 10 tane sıfatıyla yad edilen... İsmini şimdi sahabenin ismi... O alçağın gayrimeşru olduğunu Kur'an söylüyor. He? Muhire. Harika. İkiniz bir kitabı kazandınız. O yolu o açtı, arabayı sen sürdün. Velid... Halid bin Muhire. Halid bin Velid'in, evet. Velid bin Muhire. Ne de... Sağlık kalsın mı? He? İsteyeceğim ne aklı kalsın. Tamam, küçük bir kitabı hediyem var. Ama tamam, ikiniz. Çünkü ikiniz de dediniz. Adama gelmiş, dinlemiş. En yaşlı kafir. O zaman bir yaya savaşçıya karşı deveyle savaşa gitmek tanklarmış. O zaman tankı deveymiş. O kadar acayip kafir ki, kimdi ki çok zengin, kendisi yaşlı 100 tane deve orduya bağışlıyor. 100 tane tank ve onun üzerindeki askeri de paralı tutuyor. Böyle bir kafire Rahman mı? Bir İnsan suresi mi ne okunuyor? Adam şöyle oturuyormuş. Çökmüş. Çökmüş dinlemiş. Kafayı toprağa kuma sokmuş. Dinledikten sonra. Kafayı kaldırmış. Dev adam. Kur'an dile getiriyor. Diyor ki böyle bir kelam duymadım. Ben diyor eskileri de bilirim. Yanında hiç bakmıyormuş sağına sonra. Hep söyle Ebu Cehil mi? Ebu Cehiller var yani ya. Böyle bir kafir. Ben eskilerin kitabını da ahitlerinde bilirim. O muallakat-ı seba gibi şeyler. Onları hep ezber söylermiş. Hepsini bilirim. Fakat bu hiçbirisine benzemiyor. Allah kelamı diyecek diyemiyor. İnsan kelamı değil. İnsan bu diyor. İnsan kelamı değil. Aynı kendi söylüyor. Bu insan kelamı değil. Eski insanlara hiç benzemiyor. Cin diyecek çarpılmış böyle bir şey çıkmaz. O zaman cinlenmiş derse eski o
büyük zatların, onlara göre büyük zatların sözleri de, o zaman onlar da cinli olacak. Ona da yanaşmadı. Bu insan kelamına benzemiyor. Dönmüş, sol tarafında Mücehil var. Dönmüş demiş ki, sihir deyin gidin dedi ya. Sihir deyin dedi. Sihir deyin. Kör olası diyor Kur'an'da. Ölçtü biçti diyor. Bir daha aynı. Kör olası nasıl da ölçtü de biçti diyor. Ya Kur'an hastayım vallahi ya. Öyle tahminim seni okşayacak böyle yalakalık yapacak. Tahmin ediyorum herhalde galiba muhtemel böyle bir ciddi şey yok. Kaypaklı yok doğru. Ölçtü biçti diyor. Ha kör olası diyor o zalim. Nasıl da ölçtü de biçti diyor. Ya hastayım böyle ya. Biraz dobracıyız ya biz de böyle. Tak diye koyduğu zaman böyle. Demiş ki o var ya Kırıkan'da deli getirmeyeyim. Dediler ki hocam şey müftüye demişler ki ya demiş bu hoca demiş kürsüde çok hoş olmayan şey söylüyor diyor ya. Şöyle yapıyor diyor. Ondan sonra nasıl olur ya o hoca demiş hutbede böyle der mi ya demiş. Evet efendim demiş. Bir şikayeti gir. Cuma'dan önce hutbenin altına girmiş müftü. Hutbeye tekrar çıkmış hoca. Ondan sonra bunu anlatıyor. Adam coşuyor bilmem diye orada bir kalayı basıyor. Ondan sonra da böyle dedi diyor. Tamam. Yani dedi. Ondan sonra iniyor. Cuma'yı kıldıktan sonra müftü dedi ki bak efendim bak gene şey yaptı yani dedi yani soğudu yani dedi. Müftü dedi ki mecbur. Dedi vallahi soğudu ama dedi tam yerinde soğudu dedi. Yani adam bakın cinli demi olmaz güler. İnsan kelamına da benzemiyor. Dönmüş diyor. Elini de şey yaparak sihir deyin diyor. Peki bu adam sihir olmadığını bilmiyor mu? He? Biliyor. Niye iman etti? İman edecek kadar delil bulamadığından mı? Peygamberin mucizesini görüyor. Bakın, peygamberin mucizesini görüp iman etmiyor. O zaman şu cümlemi söylüyorum. İman edemeyenler, iman edecek kadar delil bulamadıklarından olmadığı gibi, siz iman edenler, iman etmelerinin sebebi, imanına sebep olacak delil bulduklarından değildir. Peki nedir ya iman ve imansızlık? İmansızlığa niyet ederseniz asla ne getirirseniz getirin, ne kadar büyük delil bulursan bul, onların nazarında açık, salih mucize bile imandır. Ama imana niyetiniz mi var? Küçük bir işaret size delil olur. Yani salih olmasa ne yapardık ya? Şimdi öpecektiniz, tarikat şeyhi olacaktı falan. Kara kaplı bir kalbin uzantısının elini, ama tamam, rüyanı anlat. Ya, tamam, çek onu. Hop, tamam. Tete yapışırsınız. Haydi, ho 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 ha hu hu. Oyala bakayım oyala. Var biraz da sen oyala. Öyle. Rüyalarla din yapacaktık elhamdülillah. Ne kadar da kolaydı ya, garanti ahiretti ya. Başımıza işler açtı Risale. Bilin kıymetini de elinizden almasın Cenab-ı Hak. Onun için söyledim. Her şey o noktayı kemale doğru hareket etmek üzere sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Esna-i harekette onlara yardım eden ve manileri def eden şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir. Terbiye nedir? Yani yap yapma değil. O ikincidir. Elimi terbiye etmiş. Bunu kaldırmak için bak. Ağzımı terbiye etmiş. Kalbimden geleni dışarıya dökebilmek için. Buna terbiye denilir. Demek ki esna-i harekette yani bu hayatın seyir ederken, hayatın her safhasını yaşarken, insana yardım eden ve manileri def eden şüphesi Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir. Yani fıtratı koymuş. Yani doğruyu bulma yöntemini koymuş. Evet, kainata dikkatle bakıldığı zaman insanların taife ve kabileleri gibi kainatın zerratı münferiden ve müştemiyan
haliklerinin kanununa intisaren muayyen olan vazifelerine koşmakta oldukları hissedilir. Kainata böyle bir dikkat edilirse zerrelerden mürekkeplere kadar, yıldızlara kadar baktığın zaman hakikaten fıtratının iktizasıyla hareket ediyor. Fıtratıyla hareket ediyor. Yalnız bir kişi hariç, yalnız bedbaht insanlar müstesna. Bedbaht. Bed, kötü. Baht. Bahtı kötü. Bahtın için kötü. Sebebi dört tanedir. Bedbin, hodbin, hodgan, hodendiş olduğu için. Bedbin. Yani her şeye olumsuz bakıyor. Mümkünse bir sürü ulema diyor ki 9 tane küfür alameti olsa diyor. Ehl-i sünnetin akaidi bizim inancımızdır. 9 tane küfrün alameti olsa, bir tane imana delil olsa, imana alamet olsa. Bak 9 tane küfre alamet var, bir tane imana alamet var. Ehl-i sünnet ve cemaatin itikadıdır ki bir tane imanın alametini alır, imanla hükmeder olur. O kadar müsbet bakar. Senin bu kadar imanın alameti var da hala imanından niye şüphe ediyorsun o zaman? Ya anladınız mı bunu? Niye yeise kapılıyorsun? Niye ümitsizliğe imansızlığından korkuyorsun? Korkma. Günahlarından kork. Peki, bakayım kaç dakika oldu? 45-50 dakika olduysa vazgeçeceğim hemen. Devam etmeyeceğim. Bir saati geçti. Harikasın. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha-tü mâ selevâhîn.